Mahallemde Neler Oluyor programından herkese selamlar. Bu hafta Nilüfer'in Demirci mahallesindeyiz. Burada şimdi muhtarımızla konuşacağız, esnaflarla konuşacağız, mahalle sakinleriyle konuşacağız. Bakalım bu mahallede yapılması gereken bir çalışma var mı, eksiklikler neler, hep birlikte izleyelim. Yani yapılması gereken çok şey var tabii de. Bir taraftan ne oluyor aslında? Mesela bugün asfalt atılıyor. Yukarıda bizim piknik alanlarımız var. Orada 3 tane de işletme var. Onların yolu yapılıyor, asfalt oluyor. Ama bunlar tabii yani normalde yapılması gereken, olması gereken şeyler. Bizim asıl istediğimiz şu anda sürekli dile de getirdiğim okul. Yani ciddi manada okula ihtiyacımız var mahallede. Bir tane Nilüfer Belediyesi sağ olsun yeri bitti gibi işte tapuda şu anda. Belediyenin tapusu geçecek. Milli Eğitim'de protokolden sonra bir ortaokul yeri kazandırdık. İnşallah bir yıl içinde olacak gibi görünüyor. Bu tabii yeterli değil. Yani bize bu bölgede lise yok mesela. Şöyle düşünün, en yakın lise Beşerler'de, İhsaniye'de. Yani bu bölgeye bir lise ihtiyaç var. Onunla ilgili de Milli Eğitim ormandan bir yer talep etti. Biz de takipçisiyiz. Eğer ormanla aralarında anlaşma olursa ciddi manada bu bölgede sorunu çözecek lise alanı doğacak orada. Onun dışında yapılması gereken tabii bir sürü şey var. Yani mesela bir spor sahaları yok. Bu bölgede yok. Üçerler'le biz, daha önce Üçerler'de Rize bağlı bir mahalleydi. Üçerler nüfusu 30 bin oldu, biz 15 bin. Yani ortada bir yer var. Orayı büyükşehirden talep ettik. Resmi müsabakaların olabileceği bir sahaya ihtiyacımız var. Mesela şurada önünde bakın Demirci'nin, yani 11 yaştan başlıyor A takıma kadar futbol müsabakası yapan takımlarımız var. Yani bunlara üçerler de hala devam ediyorlar onlarda. Böyle bir ihtiyacımız var. Onun dışında yani yollarda sıkıntılar var. Yapılması gereken bir sürü büyük şehirle alakalı, Nilüfer'le alakalı taleplerimiz var. Bir taraftan oluyor. İnşallah iyi olacak yani. Demirci Mahallesi, ben hep söylüyorum yani böyle gençlerin hani hareketli olsun isterler ya, bizim öyle bir hareketli şeyimiz yok. Daha çok sakin, havası çok güzel. Yani Mudanya'dan Poyraz'a alır işte zaten şey bitimi, köyün bitimi Çamlıklar'da işte dere var, Çınarlık falan. Temiz havası olan, güzel, nezih, hani derler ya kafa dinlemeye geldim, kafa dinlemek için. Güzel bir mahallemiz var. Biz Sarıköy diyoruz ama artık mahalle oldu. 15 bin nüfusu var. Köyümüz öyle. Yani eğlence isteyen dağlıklara, Özlüce taraflarına gidecek, bulvara gidecek. Ama kafa dinlemek için, huzur için burası huzurlu bir mahalle. Şey var, bir de geçiş ortada kaldık biz. Mesela Çavur'da ciddi mahallede bir sanayi var. Trafik alttaki yolda sıkıştığı için bizim burada alternatif derenin kenarından işte Gümüştepe, Oraneli'ye bağlanan bir yolumuz var. Aşırı bir trafik oluyor sabah ve akşam. Yani burada işte ufak tefek kazalar falan oluyor. Çok şükür ölümlü kaza olmadı ama ciddi manada yollarla ilgili sıkıntı oluyor tabii. Yani geliştikçe nüfus artıyor, sorunlar da çoğalıyor. Yapılan çalışmalar var mı ki belediye nezdinde? Belediye nezdinde şu anda çok yapılan bir şey yok aslında. Yani taleplerimiz var. Mesela bu tabii sadece belediye değil ama banka ATM'siyle ilgili taleplerimiz var. Henüz hallolmadı. Şeyle Guski'den bu akıllı kartlar var, su dolup kart. Yani daha önce düzdü, sıkıntı yoktu. Şimdi kartlı dolum sisteminde. Yeni binaların birçoğu öyle. Böyle bir cihaz yok yani yükleme yapmak için. Ya küçük sanayiye gidecek veya içerilerin bir yerinde var galiba. Ama o da arıza yaptıysa yani gidip dönmesi sıkıntı. Bununla ilgili dilekçelerimiz, talebimiz var. Olacak diye bekliyoruz inşallah. Bu tür sıkıntılar var. Yani ama asıl önemli olan bence okul. Okul sıkıntı. Büyük okul mu? Bizim şimdi burada çok eski, 99'da inşaatını yaptığımız bir okulumuz var. İlk ve orta olarak. Fakat yani 16 derslik falan artık şeyler, müdür bey neredeyse kendi odasını da sınıfa katmak durumunda. Yani yetersiz. Geçen 3 gün önce çocuklar buradaydı. Birinci sınıf geldiler.
35 tane bir sınıfta öğrenci. Ki çok fazla yani. Ona ihtiyacım var. İşte dediğim yere eğer hallolursa kısa bir sürede Demirci'nin ilk orta olan ilkokul yapılacak olan da ortaokul. O çözülecek. Fakat sonrası için lise. Ciddi manada yaşam alanlarının azlığından dolayı şikayetçiyiz. Yani akşamları burada çıktığımız zaman arkadaşlarımızla herhangi yapabileceğimiz bir aktivite olan bir alan yok. Ve de Nilüfer Belediyesi'ne ait alanların daha aktif şekilde kullanılması, şu dolmuşların da buradan kaldırılması en büyük temennimiz. Bunun haricinde Demirci'yi seviyoruz. Yeşil olan güzel bir semt. Bölgede yani en çok ihtiyacımız olan şey bankamatik. Şöyle bir merkezi yere bütün bankaların hani bir bankamatiklerini istiyoruz. Çok da uğraşan var ama maalesef yok. Bir de parklarımız yok. Parklar yetersiz. Hani insanların oturabileceği bir alan yok. Bir de Allah emrinizin gene yapmaz. Bir de bir şey daha var. Bu sokak köpeklerinden çok rahatsızız. Çok fazla sokak köpeği var. Hani tamam köpek hayvanlar tabii dostumuz ama bazı hanımlar korkuyorlar. Mesela benim hanımım yürüyüşe çıkıyoruz. Köpek gördü mü korkuyor. Köpek gördü mü korkuyor. Saldırma olayları oldu mu? Oluyor bazen. Tabii böyle havlıyorlar. Havladığı zaman insanlar korkuyor tabii. Bunlar da bir önlem alsalar daha iyi olur tabii. Bunun dışında bir problemimiz yok. Bir peki bu mahallede yapılan çalışmalar var mı? Yok. Hiç yok. Ben hiç görmedim. Gözlerim herhalde benim körüm ama bunların sağlam herhalde. Yani evler yapıldı bitti. Bunun dışında öyle bir faaliyet yok burada. Herhangi bir şey yapıldığını görmedik. Ama bekliyoruz yani bir şeyler yapılsın diye. Hani park en azından boş alanlarımız var. Park alanlarımız var. Bunlar yapılsa iyi olur tabii. Buranın en büyük sorunu okul. Araba gelemez. Okul yok. Okul yok. Bak okul yok. 10 yıldır bu bölgedeyim. Daha buraya bir tane okul yapılmadı. Bir tane üç evlerde var. Milli eğitime ait okul. Bir de şurada Demirci'de var. Yetersiz tabii. Çocuklarımız nereye gitsin? Oraya gönderiyorlar, buraya gönderiyorlar. Özel okula, herkes de özel okula çocuğunu gönderemiyor ki. Yani herkesin o imkanı yok. Yiyen iyidir, bedava yiyeceksin. Haram helal ye. Lop 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 ye. Alanlarımız var ama duyduğumuz kadarıyla bunlar yapılmıyor. Öyle boş bekliyor. Bunları istiyoruz yapılsın diye belediyemizden. Yollarımız çok kötü. Taze evimiz yok. Okulumuz yok. Abinin dediği gibi gelen giden yok. Ancak seçim olduğu zaman buraya gelip insanları kandırıyorlar. Yalan atıp gidiyorlar. Yani affedersin insanlar da salak değil. Yani bunları görüyor. Yani bir Demirci'de Bosa'nın lüks yeri böyle biniliyor ama hiçbir şey yok. Yani bu sıkıntılarımız var. Peki hiç yapılan bir çalışma var mı burada gördüğünüz? Hiçbir şey yok. Yani spor anlamında mesela ormana yakın bir mahalle spor anlamında hiçbir şeyimiz yok. Bir sahamız bile yok. Yani gençlerin, çocukların spor yapabilmesi için bir saha bile yok. Ama seçimden önce gelip söylüyorlar işte saha yapacağız, işte tesis yapacağız, şunu bunu yapacağız o için. Ama hiçbir şey yapıldığını görmüyoruz biz. Derebayı tamam mı? Derebayı bir tek elimiz vardı. Bir tane kalmadı. Hiç, her yer içecek oldu. Bir tek alanı yok. Yollarımız berbat gibi görünüyor yandan. Geçenlerde ben şahit oldum burada işte giderken. Yola. Adamlar yolumuz eşik. Ne, bu boy oyuk. Oyuk böyle. Bir arabasını bırakıyor. Sepetlenen ta pikniğe ormana o yana doğru gidiyorlar. Yollarda. Köstebek yolu gibi. Hani onlara bir çözüm olsun istiyoruz ama. Teşekkür ederiz. Şu otobüslerin buradan kalkması. Bizden rica ediyoruz. Burada böyle tar otobüsler var ya. Onların kalkması. Bir şey daha söyleyeceğim. Ortalıkta başıboş köpek çok. Mesela insanlar çoluk çocuğuyla dışarı çıkamaz oldu. İnsanlara saldırıyorlar. Akşam olduğunda sitelerden orada en az 100 tane köpek toplanıyor. İnsanlara saldırıyorlar. Öncelikle sizleri tanıyalım. Hüseyin Tuna. Hüseyin Bey, mahallede yapılması gereken çalışmalar var mı? Şu an bir şey yok tabii ki. Hiçbir çalışmamız yok. Peki eksiklikler neler bu mahallede? Eksiklikler bu mahallede daha öyle dile getirdik zaten. Şimdi burada bizim otopark problemimiz var. Bu belediye otobüslerin buradan kalkması gerekiyor. Devamlı sürekli sorunlar çıkıyor. Bunlar halledilmesi gerekiyor. Ama belediye tarafından ama muhtarlığımız tarafından. Yukarıda piknik alanlarımız var. Yollarımız bozuk. Ondan sonra ne bileyim yani daha bu gibi sorunlarımız oluyor tabii ki.
Çekçekçilerle ilgili bir problem olduğunu söyledi muhtarımız. Çekçekçilerin hırsızlık yaptığını söyledi. Bak ona gelmedi bak. İlk önce beni soydular da. Ya hatta yukarıya çıkmamaları gerekiyor bu çekçekçiler. Ya masanın profillerini yani ayaklarını sökmüşler. Masayı bırakmış öyle. Ben şimdi bu masayı ne yapayım? Ama dün tabii ya gitti bak. Ayaklarını yaptı ayrı konu. Ama hiç iyi değil yani. Sadece ben değil. O kadar kişiyi soyuyorlar ki. Olmaz. Adamın jeneratörünü falan alıp götürdükleri oldu yani. Bu kadar bir şey yani. Bunlara bir çözüm bulunması lazım ama jandarma mı? Ama bir buradan yukarı çıkılması yasak diye bir şey mi? Tabela mı olacak ne bileyim yani. Çok kötü yani bu gibi şeyler. Hırsızlar kol geziyor. Her eve hırsız giriyor. O kadar çok hırsız. Benim arabamı çaldılar. Arabanızı çaldılar. Marketin önünde arabamı çaldılar. Datça arabam gitti. Bunlar, buldunuz mu daha sonra? Bulduk, çarptı. Kaçmış, bırakmış, başka bir araba çarpmış. Hırsız yakalanmadı daha. Şimdi mahkemelikiz yani.